Bugün enantiyomerleri birbirinden nasıl ayırabileceğimizi öğreneceğiz. Enantiyomerler tıpkı sağ ve sol eliniz gibidirler. Birbirlerinin aynadaki görüntüleri olan enantiyomerler neredeyse tıpatıp aynıdırlar. Ellerimizi tanımlamak için sağ ve sol sözcüklerini kullandığımız gibi bilim insanları da yalnızca bir kiralite merkezi olması durumunda enantiyomerleri adlandırmak için S ve R harflerini kullanırlar. Fakat birden fazla kiralite merkezi olduğunda enantiyomerleri adlandırmanın farklı yolları da vardır. Ancak bugün o konuya girmeyeceğiz çünkü çok daha karmaşık. Evet karşımızda bir grup enantiyomer var. Sol tarafta talidomidin S konfigürasyonunu görüyoruz. Sağ tarafta ise R konfigürasyonu var. Peki niçin iki farklı konfigürasyon mevcut? Aralarındaki farkı kiralite merkezinde açık bir şekilde görebilirsiniz. Gruplardan biri ekrana doğru bakarken, diğeri tam tersi yöne bakıyor. Konfigürasyondaki bu basit değişiklik sebebiyle S versiyonunun anneler tarafından tüketildiğinde korkunç doğum kusurlarına yol açtığı keşfedilmiştir. Bu sebeple günümüzde ilaç firmaları ilaçlarındaki etken maddenin yalnızca belirli bir enantiyomer içermesini sağlamaya çalışıyorlar. Peki bu ikisini birbirinden nasıl ayırırız? Kiral kolon kromatografisi tekniğini kullanabilirsiniz. Öncelikle kiral olan bir sabit faza ihtiyacınız olacak. Yani seçtiğiniz enantiyomerin yalnızca R konfigürasyonuna ya da S konfigürasyonuna bağlanacak bir şeye. Peki nasıl oluyor da kiral sabit faz yalnızca enantiyomerlerden birine bağlanıyor? İki enantiyomeri sağ ve sol eliniz olarak hayal edin. Sağ elinizde başka birinin sağ elini sıktığınızda her şey normaldir. Çünkü iki el birbirinin üzerine oturur. Fakat sağ elinizle kendi sol elinizi sıkmaya çalıştığınızda birbirlerine tam olarak oturmadıklarını fark edeceksiniz. Kiral sabit fazla yanlış enantiyomer arasında yaşanan da Tam olarak budur. Sonra bu enantiyomer karışımını yüklememiz gerekiyor. Burada üst kısımda karışımda bir tür bant oluştuğunu görebilirsiniz. Bu rasemik karışımdır. Yani enantiyomerlerin %50-50 karışımından oluşur. Burada sarı renkte gördüğümüz şey rasemik karışım. Yakından bakacak olursak içerisinde biraz S konfigürasyonu ve biraz da R konfigürasyonu olduğunu görürüz. Ve bu karışım sabit fazla ilerlerken musluğu açtığımızda eğer R enantiyomeri sabit faza sıkıca bağlandıysa onun çok hızlı hareket etmeyeceğini görürüz. Fakat S enantiyomeri sabit fazla çok fazla etkileşmediğinden hızlıca ilerleyebilir ve hareketli fazla etkileşmeyi tercih edebilir. Tüm S enantiyomerini cam şişede topladığımızda kolonda yalnızca R enantiyomeri kalır ki bu da kiral sabit faza oldukça sıkı şekilde bağlı olmasından kaynaklanır demiştik. Daha sonra kolona bol miktarda çözücü dökerek R enantiyomerinin dışarıya çıkmasını sağlayabiliriz. Çünkü çözücü aşağı doğru inerken R enantiyomerini de beraberinde götürerek şişede yalnızca R enantiyomeri olmasını sağlayacaktır. Böylelikle kiral rezolüsyonu başarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Aynı ilke gaz kromatografisine de uygulanabilir. Gaz kromatografisinin nasıl işlediğini hızlıca gözden geçirelim. Numuneyi buraya koyarız. Gaz akışı gerçekleşir ve ardından numune sabit ve hareketli fazı içeren bu uzun spiral kolona girer. Oradan da dedektöre ilerler. Bu kısma yaklaşacak olursak ki görüyorsunuz burası bayağı uzun. Eğer bu sefer sabit faz S enantiyomerine bağlandıysa S enantiyomerinin kenarlarına yakın şekilde sabit faza tutunduğunu göreceksiniz. R enantiyomeri ise hareketli faza tutunur. Aslında enantiyomerleri ayırmanın başka yolları da mevcut. Ancak onlar çok daha karmaşık yöntemler. Bu ikisi kullanabileceğimiz yaygın yöntemlerdir. İster katı sabit fazla kolon kromatografisi, isterse sıvı sabit fazla gaz kromatografisi yapıyor olun. Her ikisinde de aklınızdan çıkarmamanız gereken şey sabit fazın kiral olması ve istediğiniz enantiomere bağlanmasıdır.